Evet, ince kenarlı mercekli görüntü özellikleri bugünkü konumuz. Peşinden kalın kenarlı ve mercekli görüntü özelliklerini göreceğiz. Kısaca ince kenarlı ve kalın kenarlı mercekli görüntü nedir? Özellikleri nelerdir? Bunların üzerinde duracağız. Şimdi görüntü cisim odaktaysa diyoruz. Biz şunu görmüştük özel ışınları anlatırken. Odaktaki bir cisimden çıkan ışınlar ya da odaktan çıkan ışınlar asal eksi ve paralel olarak mercekten geçerler. Asal eksi ve paralel giden ışınlar da sonsuzda kesişeceği için bizim görüntümüz nerede olacak? Sonsuzda oluşacak. Peki cisim sonsuzdaysa görüntü, bu sefer de sonsuzdan gelen ışınlar asal eksene paralel gelmiş oluyor. Asal eksene paralel gelen ışınlar da odakta toplanacağı için görüntümüz odakta olmuş olacak. Yani şöyle bir soru gelse aklımıza, güneşin bir mercekteki görünüşü nerededir diye, odaktadır diyeceğiz. Çünkü güneş bizim için sonsuz uzaklıkta sayılır. Bu şekilde yorumlayacağız. Tabii şimdi cisim 2F'in dışındaysa, şimdi herhangi bir cismimiz var elimizde. Bunun görüntüsünün nasıl oluşacağını size şöyle izah edeceğim. Yine az önceki görüntü mantığıyla gideceğiz. Asal eksene paralel gelen ışınımız mutlaka odaktan geçecek. Şimdi bu soruyu pratik çözerken şöyle soracağım. Cisim 2F'e mi yakın, F'e mi yakın? Cisim 2F'e yakın. O zaman 2F'e bir tane çizgi koyuyorum. Aynen küresel aynalarda yaptığımız gibi. Buradaki 2F koyuyorsam iki taraflı olduğu için buradaki 2F'de koyacağım. Ve bizim küresel aynalarda olduğu gibi merceklerde de şöyle bir durum var. Şu bölge yasak bölgedir. Burada asla görüntü ne yapmaz? Oluşmaz. Bunu şöyle şöyle alalım. Yasak bölge. Görüntü oluşmaz. Şimdi şu soruyu soracağız kendimize. Bizim buradaki görüntümüze baktığımız zaman cismimize, bu cisim merceğe çizdiğim kesikli çizginin sol tarafında kalıyor. O zaman burada da sol tarafta kalacak. Bura yasak bölge olduğuna göre tek görüntü alacağım yer burası olacak. Şöyle. Evet, tek görüntü alacağım yer burası. Burada herhangi bir yerde olabilir. İşte şu mavi ile çizmiş olduğum benim görüntüm oldu. Mavi ile çizmiş olduğum benim görüntüm oldu. Bu durumda görüntünün özelliklerine bakacak olursak, ne yaptığımı bir daha anlatayım. Cisimden asal eksene paralel ışın çizdik. Odaktan geçirdik. 2F'e daha yakın olduğu için soracağım. 2F'e mi yakınsın, F'e mi yakınsın diye. 2F'e yakın olduğu için, ya da 2F değil de merceğe sormak daha mantıklıdır. Merceğe mi yakınsın, 2F'e mi? Bir çizgi çizdim. Öbür tarafa da bir çizgi çizdik. Ve bunun neticesinde buraya yasak bölge dedik. Görüntü oluşmadı. Öyleyse tek görüntünün oluşacağı yer burası. Bakın burada ok. Cismin oku kırmızıya değiyorsa görüntünün oku da kırmızıya değecek. O yüzden ters oldu görüntü. Öyleyse görüntü özelliklerine baktığımızda ters ve gerçek. Ters görüntülerin tamamı optik sistemlerde gerçektir. Bunu unutmayın. Boyu cisimden küçük. 2F ile F arasında oluştu ve gerçek görüntüleri biz ancak perde yaptırarak görebiliyoruz. Bu şekilde bunu yorumlayabiliriz. Hemen diğerine bakalım. Şimdi cisimimiz nerede? 2F'te. Aynı mantıkları, aynı kuralları, aynı çizimleri buraya da uyguluyorum. Bakın asal eksene paralel bir ışın gönderdim. Bu ışın nereden geçecek? Odaktan geçecek. Yine baktığım zaman 2F'in üzerinde, yani 2F'e yakın cisim. O zaman 2F'e bir kesikli çizgi. Buradaki 2F'de bir kesikli çizgi koydum. Peki baktığım zaman bu kesikli çizginin üzerinde kırmızıya değen cisim, bakın o zaman burada da kesikli çizginin üzerinde olacak ve görüntümüz aşağı doğru geldi. Yine ters. Çünkü ok kırmızıya değiyor. Bunun oku da kırmızıya değecek. Öyleyse görüntünün özelliklerine bakacağımız zaman, bir ters ve gerçek. Boyu cisimle aynı. Çünkü 2F'de oluşuyor. 2F'de oluşuyor ve perdeye aktarılır yorumunu yapmış olduk. Hep aynı mantığı uygulayacağız. Şimdi diğerine gelelim. Cisim F ile 2F arasındaysa, yine burada da aynı kuralı uyguluyorum. Yine hemen asal eksene paralel ışın gönderiyoruz cisimden. Bu ışın odaktan geçecek. Ve yine dikkat ederseniz 2F'e yakın. Merceğe mi yakın, 2F'e mi yakın dersek 2F'e yakın. Yine çizgimizi 2F'e çizeceğiz. Paralel çizgi. Yine 2F'e çizeceğiz. Şuramız yasak bölgeydi, artık onu biliyoruz. Şimdi bakınız cisim kesikli çizginin sağında kaldı. O zaman görüntü de kesikli çizginin sağında kalacak. Bu aynalarda tam tersiydi. Sağdaki solda, soldaki sağdaydı ama mercek sistemlerinde bu şekilde. Cisim sağdaysa görüntü de sağda. Cisim soldaysa görüntü de solda şeklinde yorum yapacağız.
Peki hemen buradan aşağı doğru indirelim. Şöyle şekilde aşağı doğru indirdik. Sadece görüntüyü götürmeyelim. Şimdi aşağı doğru indirdik. Cisim ters ve gerçek. Boyu cisimden büyük. 2F dışında oluştu ve perdeye aktarıldı. Yine gerçek bir görüntü elde etmiş olduk. Son olarak cisim F ile mercek arasındaysa şu şekilde. Bu sizin föylerinizde yanlıştır. Şuradadır. Bunu bu şekilde düzeltin. Yine aynı mantığı uyguluyorum. Yine önce asal eksene paralel bir ışın hep cisimden. Sonra odaktan geçecek şekilde bunu kırdık. Şimdi burada cisim artık 2F'e yakın değil. Kime yakın? Artık merceğe yakın. Hemen merceğin üzerine bir çizgi çiziyoruz. Şimdi buraya dikkat edelim. Görüntü kesik, cisim kesikli çizginin solundaysa görüntü de kesikli çizginin solunda olmak zorunda. Görüntü de kesikli çizginin solunda olmak zorunda. O zaman bu görüntü kesikli çizginin solunda olacağına göre şu ışığın uzantısını almam gerekecek. Şöyle. Ve görüntümüz herhangi bir yerde olabilir. Ama biz daha çok cismin arkasında herhangi bir yeri seçebiliriz. Cismin arkasında herhangi bir yeri alıyorum. Odağın üzerine de gelebilir. Evet. Bu bizim görüntümüz. Düz ve sanal oldu bakınız. Öyleyse yorumu yapacak olursak düz ve sanal. Boyu cisimden burası büyük olacak. Cismin arkasında oluşur ve perdeye aktarılmaz. Şuraları düzeltelim. Şurası sanal olacak. Şurası da cisimden ne olacak? Evet, büyük olacak. Cisimden büyük şeklinde yorumlamış olacağız. Cismin arkasında oluşur sanal görüntü. İnce kenarlı mercekte. Küresel ayında da aynı durumda. F ile tepe noktası arasındaki cismin görüntüsü sanal ve aynanın arkasındaydı. Burada da cismin arkasında oluşmuş oldu. Burası bizim için önemliydi. Aynı şekilde kalın kenarlı mercekteki görüntü ve özelliklere bakacak olursak yine burada cisim eğer solsuzdaysa yazmamışım. Cisim sonsuzda ise bakalım görüntümüz nerede oluşuyor? Görüntü nerede oluşacak? Yine odakta oluşması gerekir diye düşündük. Evet, odakta ve noktasal. Burada tek bir çizim yapacağız. Yine az önceki gibi asal eksene paralel ışın çizdim ve burada kesikli çizgimizi kesinlikle merceğe yakın, yani 2F'e yakın olma şansımız yok. Kalın kenarlı mercekte sadece merceğe çiziyoruz. Asla 2F çizgi yok. Bakalım merceğin yine solunda kaldı. Kesikli çizginin solunda kaldı cisim. O zaman görüntü de solunda kalacak. Ve burada şöyle bir kuralımız var. Bunu da unutmayalım. Burada kalacak ve kesikli çizgiye değecek görüntümüz. O zaman başka yerde oluşamaz. Burada oluşabilir görüntü küçük olarak. Yorumlarımızı yazacak olursak düz ve sanal. Boyu cisimden her zaman küçüktür. Kalın kenarlı mercekte büyük görüntü ya da eşit görüntü elde edemeyiz. Cismin önünde, bakın burası önemli, F ile mercek arasında oluşur. Cismin önünde F ile mercek arasında ne yapar? Oluşur diyeceğiz. Ve aşağıda da sanal görüntü olduğu için perdeye aktarılamaz. Şimdi bir arkadaki görüntümüz de yine perdeye ne yapılamaz? Aktarılamaz. Sanal görüntüleri biz perdeye aktaramıyoruz. Böyle bir şansımız yok. Şimdi burada bir cisim var. Küresel aynalarda yaptığımız gibi yapacağız. Hemen cismin görüntüsünü isterken asal eksene paralel ışın çizeceğiz. Bu ışınımız nereden geçecek? Odaktan geçecek. Çizdik. Hani o kesikli çizgilerimizi çiziyoruz şimdi. Hemen kesikli çizgimi alayım şuradan. Evet. Şimdi bu cisim yine 2F'e yakın. Merceğe değil 2F'e yakın. O zaman 2F çizdim. Buradaki 2F çiziyorsam buradaki 2F'e de çizmek zorundayım. Şuramız yasak bölgeydi. Dolayısıyla görüntünün oluşacağı yer sadece şu bölge kaldı. Yalnız dikkat edeceğiz. Burada görüntü oluştururken sınırın dışına çıkmadan oluşturmaya bakacağız. Şimdi bu kısım yakınsa bu kısım da yakın olacak. Şöyle çiziyorum. Diğer kısım uzak, uzak. Yalnız sınırın dışına çıkmayacağız. Bakın şu şekilde yamuk bir görüntü elde ettik. Aynen neredeki gibi
mercek şey aynalardaki gibi şöyle bir görüntüyü elde etmiş olduk. Görüntünün şekli bu şekilde olacak. Hemen diğerine geçelim. Yine burada da aynı mantığı yapacağım. Yine asal eksene paralel ışın. Bunun da uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyordu. Pardon, kırılıyordu. Şimdi bunu yaptıktan sonra görüntü yazacağımız tek yer kalmıştı. Bizim başka yere görüntü yapamıyoruz demiştik. Cismin önünde ve kesik bir çizgiye değecekti. Şimdi o zaman cismin önünde kesik bir çizgiye değecek bir şu şekilde bir dikdörtgen çizmeye çalışacağım ama bunu çizerken yine dikkat edin çapraz oldu, görüyor musunuz? Yani yine görüntü sanal ve düz ancak bir daha dikdörtgen değil bir yamuk elde ediyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Hemen diğerine bakalım. Şimdi burada 3 tane cisim var. Bunların boylar arasındaki ilişki nedir diye sordu bize. Şimdi X, Y, Z cisimleri içinde yapacağım işlem yine aynısı. Dikkat edin buraya. Yine hepsinden asal eksene paralel ışını çizdim. Bu ışın mutlaka odaktan geçecek. Bu cisimlerin hepsi dikkat ederseniz hepsi 2F'e yakın. Öyleyse 2F'e çizdim. Hemen öbür taraftaki 2F'e de çizdim. Şimdi bakıyoruz ki tüm görüntüler kesik bir çizginin sağında kaldı. Burada da sağında kalacak. Burası yasak bölgeydi. Şimdi en yakın kim? X. En yakın X ise önce en yakın olan X'i çiziyorum. Renkli çizelim. En yakın X kesik bir çizgiye. Bu X. Sonra kim yakın? Y. Sonra kim yakın? Z. Şimdi bu şekilde çizdiğimiz zaman burada en büyük boydaki X, sonra Y, sonra da Z olarak karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Merceklerde görüntü ve özellikler üzerinde durduk. Birkaç tane de örnek çözdük. Bir sonraki dersimizde özel durumlarla ilgili videomuzu izleyeceksiniz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.